Selamlar herkese. Aracımız 2012 model Toyota Auris 1.4 dizel 115.000'de. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani sizin aracınızda bundansa bu yaptığım işlemi yapabilirsiniz siz de. Şimdi aracım 115.000'de 1.4 dizel dedim. Şimdi ben sürekli kısa mesafe kullandığım için şimdi araba sürekli egzoz temizi yapıyor. Yani buna rejenerasyon deniliyor, bilirsiniz. Sürekli yapıyor. 2 günde, 3 günde bir, 5 günde bir, 1 haftada bir yapıyor ve yarım saat sürüyor. Olduğu yerde çalışıyor veya tur atman lazım. Boşa mazot gidiyor falan. Şimdi ben de geçen sene yapmıştım. Etkisini görmüştüm. Geçen sene Egere temizliği. Bu sene de şimdi sürekli yaptığı için dedim herhalde tekrardan Egere doldu. Partikül de dolmuş olabilir. Egere ile de alakalı olabilir. Ben partiküle müdahale edemeyeceğim için uzun yol yaptım. Geçmedi. Hani uzun yol yaptım. Yakıt katkısı attım. Vürt. Uzun yol yaptım, 3000'de bir, 1 saat kullandım, faydasını görmedim. Ben de en kolayına başlayayım dedim. Egere'yi söktüm arkadaşlar. Egere içi resmen kurum dolmuş. Tam o şu Egere'nin valfini göstereceğim. Valfin orası kurum dolmuş. Şimdi tinerle göstereyim. Tinerle, şöyle tornavidayla, diş fırçasıyla temizledim. Bunu herkes yapabilir ama bunun videosunu çekmenin de bir anlamı yok. Ondan sonra arkadaşlar şimdi temizledim, taktım, daha arabayı çalıştırmadım. Herhangi bir sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Geçen sene yaptığımda olmadı. Şöyle en önemli şey akü kutup başlarını söküyoruz abi. Önce eksi sonra artı. Kesinlikle değmeyecek. Biraz da bekliyoruz. Araba iyice kendini sıfırlasın. O statik enerji falan diyorlar. İyice hepsini boşaltsın güzelce. Ondan sonra çünkü soketleri falan söküyoruz. İşte elimiz bir yere değer, sensöre falan. Sıkıntı yaşamıyorum. Tekrardan işte ustaya gittiğin zaman selamünaleyküm 200 lira alıyor direkt. 250 lira alıyor. Şimdi arkadaşlar geldik nasıl yapacağımıza. Öncelikle hani ben de hiçbir yerde video izlemedim. Bunu direkt geçen seneden kendim yaptım. Nasıl yapıyorum? Öncelikle fotoğraflamaya başlıyorum. İsterseniz video çekebiliriz. Fotoğraflıyorum. Buradan, 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 alttan, üstten, her yerden fotoğraflıyorum. Veya video çekiyorum. Sonra kademe kademe ilerlemeye başlıyorum. Şimdi şu mesela bunu da takıyordu. Bakın şurada şöyle. Bunu mesela söktüm attım. Vidalarını buraya koydum. İşte şu kablo bakın şuradaydı. O da takılıydı. Şurada takılı. Bunu da çektim kenara. Elimde fotoğraf video olduğu için kafam rahat. Hani bu neredeydi ama videoyu izle, fotoğrafa bak, olayı çöz. Şimdi arkadaşlar geçen sene bu soğutucuyu ben sökmüştüm. Soğutucu biraz daha zor. Niye zor? Su girişlerini çıkışlarını çıkartıyorsun. Alttan iki tane görüyorsun. Bunları sökmek zor. Takmak zor. Biraz daha zor değil de biraz daha uğraştırdığı için. Bir de suları söktüğünde çok suyu gidiyor. Havasını alman gerekiyor falan. Bunun da çok kirli olmadığını düşünerek harbiden de bu çok kirli değildi geçen sene. O yüzden dedim buraya hiç dokunmayayım. Bu taraftan işlemi yürüteyim. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Baştan başladım. En baştan şu tepeden söktüm. Tepeden söktüğümü ne yaptım? Sol taraftan başladım. Sökerek geldim. Sökerek geldim. Toplarken de tam tersi istikamete toplayacağım, sıkacağım. Şimdi söktüm abi. Bunu söktüm. Geriye doğru çektim. Aldım. Bakın. Tane tane anlatıyorum. Basit işlem. Korkmayın. Bir şey olmuyor. Ben geçen sene şey yaptım, bir şey olmuyor. Bu çok önemli bir parça değil. Bunun içinde de kurum bayağı vardı. Temizledim. Bunu kenara koyuyorum. Bunun bir işlemi yok. Sadece öyle bir boru yani. Şu kapatıp açan bir valf var. Bunda. Bakın şurada. Hortum şuraya girili şöyle. Oradan hava alıyor. Vakumla çalışıyor bu. Şunu şöyle hop aldım. Tabii bu aralarda contalar var. Bakın. O contalar önemli. Onu nasıl çıkardığınızı aklınıza tutun. Göstereyim. Netler mi netlemez mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şunda içinde bir valf var. Yani içi hep bunun doluydu. Yani aşırı dolu değildi ama bu zaten çok delikleri büyük olduğu için çok da problem yapacak bir parça. Yani çok da bu ikisine çok da özenmene gerek yok. En önemli parçaya geldik abi. Önemli parça Egere'nin kendisi abi. Şimdi bunun iki tane su girişi var. Bir şurada su girişi var. Bir de altta iki tane. Şöyle göstereyim. Bir. Bu su girişlerini çıkardım. Oradan su akıyor. Dikkat edin. Benim gibi suyu bunun için akıtmayın. İnşallah sorun yaşamayacağım.
diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, en önemli yere geldik. Egere valfi. Bakın bu içine girip girip çıkabiliyorsunuz. Hani arabayı kontağı kapatıyorsun, cuk 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 diye ses geliyor. O muhabbet bu. Bu doluydu, bu görünmüyordu. Şu olay dolmuş. Hadi bunu da geçtim. Burası, özellikle burası. Şura. Şu an görünüyor, görebiliyorsunuz. Ama burada dolmuş, kurumla kapanmıştı. Hani ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Sadece elimden bu geliyor. Ücretsiz bir şekilde, kendi halimle. 12, 10, 12, 8 anahtarla yapabildiğim için yaptım. Yani bir deneyeyim dedim. Yalnız bu bunlarla oynamıyorsunuz. Yani parmağınızdan falan o valflere dokunmuyorsunuz. Ne olur ne olmaz diyoruz. Şimdi burada boğaz kelebeği şu. Bunun içinde kelebek var. Boğaz kelebeği. Parmağını soktuğun ileri boğaz kelebeğini görüyorsun. Oraya da oynamayın. Buralara bir şey düşürmemeye çalışın. Şöyle şuraları dip doşu ağzı şöyle doluydu. Ben şöyle elimle şu alabildiğim kadar aldım. Burayı sökmeye yemedi açıkçası. Burayı söktüğünüzde iş büyüyor. Biraz daha detaylı yani şu boğazı sökeceğim bilmem ne falan. Ben bir de burası çok şey nasıl diyeyim size? Delikler çok büyük. Çok büyük delikler olduğu için tıkanma şansı çok zor. Zaten burada tıkanırsa araba zaten gitmez. Yani anormal bir durum olur. Yani mesela şu soğutucuya baktım. Bu buralar tertemiz. Sadece Egeren'in kendisi kirlenmişti. Temizledik. Etkisini göreceğim, görmeyeceğim bilmiyorum. Açıklamaya, yoruma yazarım. Benim buradaki hedefim, arabada bir çekiş problemi hiçbir şey yok. Sadece sürekli egzoz temizliği, rejenerasyon yapıyordu. Bu da beni çok rahatsız ediyor. O yüzden belki dedim faydasını görebilirim diyerekten. Kolay bir işlem olduğu için, evde kendim yapabildiğim için yaptım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Dikkatli bir şekilde yaparsanız bütün toplayın, güzelce sıkın, bütün gücünüzle değil tabi, tatlı sıkın. Şu soketleri, sensörleri tamamen takıp emin olduktan sonra önce artı kutlu, sonra eksi kutlu takıyoruz. Besmele çekip çalıştırıyoruz. Hani %100 bir şey olacak demiyorum, olur demiyorum, olmaz demiyorum, bilmiyorum. Ben yaptığımda olmadı. Sorun yaşayanlar da olmuş. Ama sanmıyorum. Sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Çünkü kutupları söktüğüm için problem yaşayacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Bence araba içinde sağlıklı bir işlem olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere de faydalı olur.